Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu arada kızım doğdu. O sebeple bir aylık bir mola vermek istemiştim. Ama bu mola düşündüğümden biraz daha uzadı. Ama neyse ki bugün tekrar karşınızdayım ve videolarımıza başlıyoruz. Başlıyoruz derken aslında son kaldığımız kitaptan devam edeceğiz. Hatırlarsanız son videomuzda bu kitabı buraya koymuştum ama bir türlü kitabın içeriğine geçememiştik. Daha çok benim kendi fikirlerimi anlatmıştım size. Bu sebepten bu kitap araya kaynamasını istedim. Tekrardan başlangıcımızı aynı kitapla yapıyoruz. Bir önceki videomuzda yazarın ortaya attığı bir iddiayı ele almıştık. O iddia da şöyleydi. Eğer bir gelecek hayaliniz, bir gelecek hedefiniz yoksa bir tarihiniz de olmaz diyordu bize yazar. Daha çok geçmişiniz bir nostaljiden ibarettir şeklinde bir vurgu yapıyordu. Şimdi Bugün bu noktadan başlayacağız. Çünkü bunu şu şekilde anlayanlar da olabilir. Bir gelecek hayali kur, ondan sonra buna göre bir tarih uydur şeklinde anlayanlar da oluyor. Bunu hayatımızın birçok yerinde görüyoruz. Bu devlet üzerinden farklı hayaller kuran bazı kesimlerin geçmişimiz hakkında, özellikle Osmanlı hakkında sürekli tarih uydurduklarını her geçen gün fark ediyoruz. İşte yazar da buna benzer bir konudan dert yanıyor ve şundan bahsediyor kitapta bize. Bazı kesimler Osmanlı zamanında bilim olmadığından bahsediyorlar. Hatta Osmanlı medreselerinin tamamen dini ilimler üzerine yoğunlaştığını, geri kalan hiçbir şeyle uğraşmadığını iddia eden insanlar var. Yazar da işte bunlara karşı çıkıyor ve diyor ki bu iddialarınızı ortaya atarken neye dayanıyorsunuz? Osmanlı zamanındaki bir medresenin müfredatı elinizde mi? Yani böyle bir delil mi gösteriyorsunuz?" diyor. "Yok olmadı. Osmanlı zamanında medreselerde okutulan kitaplardan birilerini mi ortaya koyuyorsunuz? Yani bakın bu kitaplar okutulmuş ama bunların içerisinde bilimsel bir şey yok gibi bir şey mi sunuyorsunuz?" diyor. "Bunların hiçbirini ortaya koymadıklarını iddia ediyor. Bunun yanında kendisi çok fazlasıyla ortaya kanıt sunuyor. Çünkü yazarın en büyük özelliği bu geçmişteki bu kendi tarihimizdeki yazma eserleri fazlasıyla hakim. Hatta bu özelliğinden dolayı Kanada merkezli bir projeye davet edilmiş ve o projede çalışıyor. O projeden de kitapta biraz bahsediyor bize ve o projenin de en önemli noktası şu. Bizim tarihimizdeki yazma eserleri dijital platforma taşımaya çalışıyorlar. Bu şekilde de yazarın dahil olduğu bu projenin aslında tek başına bir çalışma olmadığını fark ediyoruz. Ve bu proje sonuçlandığında bundan sonra tarihimizle ilgili yapılacak birçok araştırmanın temel niteliğinde bir sonuç doğurduğunu fark ediyoruz. Yazar da böyle bir projeye dahil olan biri olduğu için Osmanlı zamanında bilim olduğunu ve bu bilimin çok gelişmiş yerlerde olduğunu bize yazma eserlerle ve Osmanlı'nın medreselerinde okutulan müfredatlarla kanıtını çok rahat bir şekilde sunabiliyor. Bununla da yetinmiyor ve Osmanlı'nın Rönesans sonrası oluşmuş bilimde neden geri kaldığını yeni bir bakış açısıyla bize anlatmaya çalışıyor. Burada yazarın şöyle bir iddiası var. Osmanlı zaten o tarihlerde bilimde fazlasıyla ilerideydi. Ama aynı tarihlerde Avrupa'da bilim çok kötü bir durumdaydı. Doğal olarak Osmanlı da bilime yepyeni bir bakış açısı sunduğunuzda mevcut olan çok güçlü bir kültür olduğu için burada bir alan bulamayıp bu bilimi ortaya koyamayacaksınız şeklinde bir vurgu yapıyor. Buna karşılık Avrupa'da ortada zaten bir bilim kültürü olmadığı için ya da bu çok aşağı seviyede olduğu için sizin ortaya koyduğunuz yeni bakış açısı, yeni fikirler hızlı bir şekilde yükselip orada bir hakimiyet alanı oluşturuyor şeklinde vurguluyor. Bu sebepten dolayı da ortaya çıkan bu yeni bilim anlayışının Osmanlı'da da var olduğunu ama böyle bir güçlü bir kültürden dolayı kendini gösteremediğini, buna karşılık Avrupa'da rahat bir şekilde kendini gösterdiğini vurguluyor. Hatta Osmanlı'daki sanayiye de aynı bakış açısını getiriyor ve şunu vurguluyor. Osmanlı'da zaten güçlü bir sanayi vardı. Bu sanayide gerçekten çok kaliteli ürünler üretilirdi ama bunlar aynı zamanda pahalıydı şeklinde vurguluyor. Avrupa'nın bu yeni sanayisinin ortaya koyduğu bu hızlı ve ucuz ürünlerle belli bir süreden sonra baş edemiyor tabii ki ve yavaş yavaş kendi sanayisi piyasadan çekilmeye başlıyor. Ama bundan sonra Avrupa sanayisini Osmanlı'ya getirmek belli bir zaman alıyor. Bu yüzden de Osmanlı'nın vaktiyle aynı ürünleri daha kaliteli bir şekilde üretebiliyor olması sonraki zamanda geride kalmışlığının en büyük sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Yazarın ortaya koymuş olduğu bu bakış açısını ben sadece Osmanlı tarihi olarak değerlendirmek istemiyorum bunu hayatımızın çok daha genelinde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü genel bir kanımız var. Şöyle düşünürüz. Güçlüyse bu ileride daha güçlü olacaktır. İyi ise bu ileride daha iyi olacaktır. Ve bunun tek sebebi budur gibi bir algılayışımız var. Ama şunu fark etmemiz gerekiyor. Bazen bugünkü güçlü olmamız yarınki güçsüzlüğümüzün en büyük sebebi olabilir. Bugünkü iyi halimiz yarınki yaşayacağımız kötülüklerin en büyük sebebi olabilir. Olayları değerlendirirken bu bakış açısını aklımızın bir köşesinde tutacak olursak aydınlatamadığımız, neden böyle oldu diye bir türlü çözemediğimiz birçok olayı çözebileceğimizi düşünüyorum. Yazar aynı zamanda aydın kavramına ve aydın kesimine çok ciddi eleştiriler getiriyor. Bu eleştirilerin sonunda da çok daha uç noktaya çıkıyor ve şöyle bir vurgu yapıyor. Bizden olmayanlarla biz üzerine konuşmam diyor. Yani kendini bu topluma ait hissetmeyenlerle, kendini bu toplumun bir parçası gibi görmeyenlerle bu toplumun geleceğini konuşmam demek istiyor. İşte bu noktaya geldiğimizde bu tavrı hep sol kesimden bekleriz. Çünkü onlar genelde bu topluma tepeden bakarak, bu toplumu aşağılayarak bu topluma bir gelecek çizmeye çalışırlar. Ama son zamanlarda şunu fark ediyorum ki bizim Müslüman kesimde de benzer bir tavır var. Yani nasıl bu tavır diyecek olursanız şöyle başlıyorlar. Ben size ayet söyledim, ben size hadis söyledim. Neden bana uymuyorsunuz? Neden beni takip etmiyorsunuz? Neden hayatınızı buna göre şekillendirmiyorsunuz gibi bir tavra girmiş bizim kesimde. Ama şunu hep atlıyorlar. Yani karşıdaki adam şöyle bir bakıyor sana. Adam acı çekerken yanında yoksun. Adam dertlenmişken yanında yoksun. Adam mutluyken, bir şeye sevinmişken yanında yoksun. Bir anda tepeden inme bir şekilde hayatına gelmişsin ve diyorsun ki şu ayet şöyle diyor, şunu yapacaksın. Bu hadis böyle diyor, şunu yapacaksın. Adam burada ayete veya hadise karşı durmuyor aslında. Senin bu gelişindeki samimiyetsizliğe karşı duruyor. Bu noktadan sonra sen sadece sana kulağını kapamış bir insana konuşmuş oluyorsun. Tabii ki anlattığın hiçbir şeyin içeriğinin bir önemi kalmıyor. Tabii bu bugünlerde yaşadığımız bir sıkıntı bence. Çünkü 90'lı yıllara dönüp de baktığımda o tarihlerde gerçekten bu toplumun içine giren bir İslamcı kesim var. Hatta oradan bir örnek sunmak istiyorum size. Bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bir gün Esat Coşan Hoca'nın bir öğrencisiyle karşılaştım. Ama bu öğrencisi tarikattan bir öğrencisi değildi. Zaten tarikattan çok fazla öğrencisiyle karşılaşmıştım ama bu öğrencisi üniversiteden öğrencisiydi. Yani bir üniversite hocası olarak tanıyordu onu. Ben de bu fırsatı değerlendirdim ve şu soruyu sordum. Esat Coşan bir üniversite hocası olarak nasıl bir insandı? Yani diğer hocalardan farkı neydi dedim? İlk olarak çok dakik bir insan olduğundan bahsetti. Hatta o kadar dakikti ki saatinizi onun hareketlerine göre ayarlayabilirdiniz şeklinde vurguladı. İkinci özellik olarak ise üniversitede kimin bir derdi varsa kendisini onun odasında bulurdu şeklinde bir şey anlattı. İşte ben burada takılıp kaldım. Gerçekten bir şeyhten bahsediyoruz. Yani diğer hocalardan farkını şöyle beklersiniz. Bize din anlatırdı, bize tasavvuf anlatırdı falan demesini bekliyordum. Ama bundan hiçbirini söylemedi. O ne diyor? Bizim derdimiz olduğunda onun yanına giderdik. İşte o tarihteki Müslümanların bu toplumun insanlarını nasıl yönlendirdiklerini, nasıl etkilediklerini, hayatlarına nasıl dokunduklarını fark ediyoruz bu noktada. İnsanlara din anlatmadan önce ilk önce bu toplumla yaşamayı başarmışlar. Bu toplumla birlikte dertlenmeyi başarmışlar ve bunu gören insanlar onların arkasından gitmiş ve bugün düşündüğümüzde Esat Coşan Hoca'nın vefatının üzerinden yıllar geçti ama bugünkü hayatımızda dahi çok ciddi etkileri var. Demek ki insanların hayatına etki bırakmak istiyorsak, bu toplumun geleceğini şekillendirmek istiyorsak Önce bu toplumun hayatına dokunmamız gerekiyor. Bunu fark etmemiz lazım. Bu örneği anlattım size ama burada mesele Esat Coşan olmaktan çok daha ötesi var. O tarihteki birçok dini liderin hayatına baktığımızda benzer bir hayata sahip olduklarını görüyoruz. Umarım bugün tekrardan o ruha kavuşuruz ve tekrardan bu milletin geleceğini yönlendirebilecek kıvama geliriz. Önümüzdeki haftalarda diğer videolarımızda görüşmek üzere.